Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda yazar bir konuğumuz var. Evet, kitap okuma konusunda maalesef gerilerde bir ülkeyiz ama yazarlarımız gerçekten kalemlerine sağlık diyorum. Çok başarılı e, kitapları, romanları var. İşte o yazarlardan bir tanesi konuğumuz Ayşegül Bayar bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım? Ben de iyiyim, sağ olun. Şimdi kitaplardan konuşacağız, evet. yazmaktan konuşacağız. Evet. Yazarlık nasıldır bunu konuşacağız ama Önce şunu merak ediyorum, siz nasıl başladınız yazmaya? Sizi yazmaya iten duygu neydi? Ee, şöyle, aslında çocuk yaşta başladım diyebilirim. Ee, yazmanın ne ifade ettiğini e, dahi kavrayamayacağım bir yaşta masallar, şiirler yazıyordum kendi kendime. Onları aile büyüklerime oku, okutuyordum. Pekala. Ee, benim aslında e, yazmak için beni tetikleyen duygu, bunu sonra fark ettim. E, edebiyatla tanışıp yazma yazmayla kendimi keşfetmeye başlayınca fark ettim. Beni yazmaya yönelten duygu, uğradığım haksızlıklara karşı geliştirdiğim isyandı. E, yazmaya devam ettikçe de bu isyanı sadece kendime karşı değil, e, başkaları için de yaşadığımı fark ettim. Ee, mesela toplumsal olaylar beni etrafımdaki kişilerden daha fazla etkiliyordu. Sadece kendimin değil, başkalarının uğradığı haksızlıklara da tahammülüm yoktu. Ee, yazmaya bu şekilde, bu duyguyla başladım. Ee, sonra işte öykülerimin yayınlanmaya başlamasıyla tabii ki yeni bir evre başladı yazım hayatımda. Harika. Şimdi yayınlanmış iki tane kitabınız var. Hı hı. Ee, i̇lk kitabınız Gece 12 Sancıları. Evet. ikinci kitabınızız Rengini Benden Alan. Nedir bu kitapları? Biraz anlatır mısınız tabii, tabii. nedir? Tabii hemen anlatayım. İlk kitabım Gece 12 Sancıları öteki yayın evinden 2020 yılında çıktı. 2020 yıl Nisan ayında. 2021 yılında da Fakir Baykurt En İyi Öykü kitabı ödülüne değer görüldü. Sekiz tane öyküden oluşuyor. Birbiriyle bağlantılı öyküler zincirleme bir şekilde ilerliyor. Sekiz ayrı karakter var dolayısıyla hepsi de 12 Eylül sürecini yaşamış o dönemin karanlığından geçmiş karakterler bugünden bakıyor öyküler onların yaşamına onların hesaplaşmalarını okuyoruz o süreçte yaşananlarla yani hayata tutunma çabaları işte o korkunç günlerden sonra nasıl devam ettiler hayatlarına ve bugün ne durumdalar onları görüyoruz aynı zamanda kitap şöyle de tanımlanabilir yani yakın Tarihimizin, siyasi tarihimizin edebi bir e, panoraması ve e, 12 Eylül fotoğrafları. Bugünün ob objektifinden 12 Eylül fotoğrafları da diyebiliriz. E, aynı zamanda çeşitli toplumsal olaylara da değiniyor. Sadece 12 Eylül değil, işte Kahrabanmaraş olayları, Gar Katliamı, Kanlı Bir Mayıs e, gibi gibi. E, diğer kitabımızda rengini benden alan, e, bu daha böyle çiçeği burnunda bir kitap, Roman. Bu sefer e, bu da Vasilendo kitap e, etiketiyle yayınlandı. Kasım 2022'de raflardaki yerini aldı. Bu e, ilk kitabından biraz farklı. Şöyle ki e, bireysel bir hayat hikayesi üzerinden ilerliyor. Ama gene tabii e, varmak istediği nokta şu an toplumsal bir yaramız olan cinsiyet eşitsizliği, işte toplumsal baskılar vesaire. E, burada e, baş kahramanı kitabın Olcay adında genç bir delikanlı onun varoluş mücadelesini okuyoruz cinsel yönelimi nedeniyle babasıyla ve dolayısıyla da toplumla olan çatışmasını okuyoruz tabi sadece bu değil çağın insanına da uyarlanabilecek bir konu çağın işte o sıkışmışlık duygusu varoluşsal çabalarını da uyarlanabilecek bir konu aynı zamanda aşka da değiniyor aile ilişkilerine de değiniyor. Modern insanın e, çağdan etkilenişine de değiniyor bu şekilde ikinci kitabında. Harika. Peki e, sizin kaleminiz değdiğinden beri okurun da eline geçene kadar e, kitapların muhakkak böyle çok keyifli süreçleri vardır. Kesinlikle. Biz de kitaplarınızla ilgili bu süreçleri böyle ayrı ayrı bahsetmenizi istesem. Tabii e, aslında e, her yazar burada biraz benzer cümleler kurar yazma süreçlerine dair. E, yani... Bir, bir yıla yakın sürdü her ikisinin de yazım süreci ee, çok keyifli olmakla birlikte tabii ki çok sancılı bir dönemdi. Çünkü e, ya bu öncesinden işte o zihninizde oluşması o hikayenin e, bir forma kavuşması e, yazma aşamasına geçmesi falan hep bunlar biraz sancılı süreçler İşte yazıp çiziyorsunuz e, sayıklamalar oluyor çatışmalar oluyor kafanızda sahneler dönüyor kurgular oluyor falan. Ee, tabii bu kitabı ben şunu fark ettim e, yazmaya başlarken. E, aslında çocukluğumdan beri Gece 12 Sancıları'nı ben zihnimde taşımışım. Yani onunla birlikte büyümüşüm. Çünkü 12 Eylül'e dair acı hikayeler dinledim hep e, çocukluğumdan beri. Aile büyüklerimiz olsun, yakınlarımız olsun. Yani O öykülerden o kadar etkilenmişim ki onun dışa vurumuydu aslında Gece 12 Sancıları. Ee, tabii e, karar verdiğimde, işte öyküler geliştiğinde, dosya bir bütün halinde oluştuğunda kafamda e, hemen bir araştırma sürecine girdim. Hı hı. E, çünkü hani bu zaten yazmanın e, bir eser ortaya koyarken ilk koşulu hani Değil o mi? yazacağınız konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Belgeseller izledim, kitaplar okudum, filmler izledim, çeşitli işte internetten e, haberler okudum. O şekilde hazırlandım. Gene gece 12 sancılarında da süreç tabii ki benzer, e, aynı hazırlık dönemi, aynı e, çatışmalar yazıp silmeler. E, her ikisinde de ortak bir şeyden bahsedebilirim. Karakterlerinizi e, bu dönemde çok iyi analiz etmeniz, tanımanız gerekiyor. E, yani nasıl ki bir yakın arkadaşınızı tanıyorsanız. Aynı şekilde karakterinizi de tanımanız gerekiyor. Dış görünüşünden işte nasıl giyinir, göz rengi, saç rengi, işte nasıl konuşur, konuşurken tavırları nasıldır? El kol hareketlerinden her sesine varana kadar her şeyiyle yeni bir insan yaratır gibi onu belirlemeniz gerekiyor zihninizde. Ondan sonrası zaten karakteri tanıyınca ee, çok kolay ilerliyor. Ben özellikle rengini benden alanın Olcay'la çok e, kuvvetli bir bağ kurmuştum. Hatta dosyayı yayın evine teslim ettikten sonra onun boşluğunu yaşadım bayağı bir. Ya özlediğimi hissettim karakterini. Ne o kadar? E, o kadar, o kadar. Evet, birbirimize bağlanmıştık. Harika. Okur da bunu hisseder. Tabi tabi. Aynen. Yani. Samimi bir metin, kalbi bir metin ortaya koymak istiyorsanız zaten. Biraz bunu yaşamanız, hissetmeniz de gerekiyor. Hani Kesinlikle. Tabii metnin matematiği var, e, belli teknikler dahilinde yapılması gerekiyor Bileceğiz, ama… Geleceğiz, sorunda soracağım. E, bir taraftan da e, böyle e, kalpten ilerlemeniz gereken evet, bir evet, süreç. Evet. Peki e, niye yazıyorsunuz? O içsel motivasyonunuz ne? <laughs> çünkü başkalarının e, üzerinde bile durmayacağı ufacık şeyler benim içimde bir okyanusa dönüşüyor. Benim e, yazarak o okyanusu dışarıya taşırmam lazım e, aynı zamanda demin de dediğim gibi bu haksızlıklara tahammül işte etrafımızda gördüğümüz ya da kendimiz yaşadığımız. E, şöyle söyleyebilirim e, yazmak aslında içsel bir şölen benim için bir yolculuk. Bu yolculuğu kendi içimden en uzak noktaya başlatıyorum, sonra dönüp gene kendi içime kıvrılıyorum. E, bu aslında bana bir e, amaç da yüklüyor çünkü e, yazdıklarımızın okunması demek bizim e, dışarıya açılmamız demek. Yani birinin omzunda alıyorsunuz aslında siz orada. E, yaralarınızı gösteriyorsunuz. E, çok meşakkatli bir yolculuk tabii bu. Ama çok da insana amaç yükleyen güzel bir serüven. Kesinlikle. Peki e, edebiyatta kurduğunuz, yazdığınız kitapların diliyle ilgili ne söylemek istersiniz? Hı hı. E, ben e, dille e, çok iyi dost olduğumu söyleyebilirim. Ben imgesel bir dil yakalamaya çalıştım, şiirsel bir dille imgesel bir anlatım oluşturmaya çalışıyorum. Bunun dışında atmosfere çok önem veriyorum. Atmosferi güçlendirmek için beş duyudan ve renklerden çok fazla yararlanıyorum. Bu şekilde. Harika. Peki şimdi. Genelde evet aşk romanı da yazılır, ee, işte savaşla ilgili de yazılır, tarihle ilgili de, gelecekle ilgili de. Ama e, hep bir toplumsal mesaj vermek ister yazarlar. Siz de böyle bir mesaj vermek ister istediniz mi? Yani Hı -hı. olmazsa olmazı mıdır kitapların? mı? Yani e, aslında olmazsa olmazı değil ama bir yazarın e, toplumsal olaylardan e, ya da çağdan e, etrafındaki gelişmelerden habersiz olması. Ee, ve bunlara duyarsız kalması düşünülemeyecek bir şey. Edebiyatında edebiyatında zaten böyle bir misyonu tarih boyunca hep oldu. Ee, i̇şte toplumsal olaylar edebiyatla irdelendi, edebiyata döküldü. Ee, yani bu bir şeyleri değiştirir manasında değil ama e, biraz olması gereken, e, çağı yakalaması gereken e, bir şey bu. E, değinmesi gerekiyor aslında ama tabii kesinlikle. bu demek değil ki Metin baştan aşağıya bir toplum sal kurguya dönüşecek de değil tabi. Burada kesinlikle propaganda aracı haline getirilmemesi gerekiyor metnin. Edebi çerçeveler içinde kalması gerekiyor. Her iki kitapta da özellikle Gece 12 Sancıları benim direkt toplumcu bir kitap olması yönüyle zaten çok daha ayrılıyor rengini benden alana göre. Hani burada dahi ben e, propaganda metnine dönüşmesin diye o kadar özen gösterdim ki. Hiçbir şekilde e, edebi sınırları aşsın istemedim. E, bu şekilde. Peki. E, peki şunu da hemen sormak isterim. Şimdi siz yazıyorsunuz ama mutlaka e, hep de şöyle derler hatta. ...yazmak için çok kitap okumanız lazım. Sizin e, kimleri okursunuz mesela? Etkilendiğiniz isimler var mı? Nelerinden etkilendiniz? Kesinlikle. Evet, evet. E, ben ilk olarak e, Bilge Karasu'yu söylemek istiyorum. Bilge Karasu benim... ...ya onun bütün kitapları benim başucu kitabımdır. E, çok kıymetli bir ustadır benim için. E, dil ve e, estetik yapıyı kurmasıyla... E, ...yani gönlümde olan bir yazar. Aynı zamanda Oğuz Atay... Onu da e, karakter oluşturduğu o topluma düzene meydan okuyan karakterleri nedeniyle e, çok sevdiğim bir yazar. Aynı şekilde e, öykücüler e, Tomris Uyar, Onat Kutlar, Demir Özlü onların da öykülerindeki o e, atmosfer yoğunluğu, derin anlatım beni çok etkiliyor. Bir de Virginia Woolf'u saymak istiyorum. Onun da e, her eserinde kendimi buluyorum. Çok güzel. Evet tabii daha nice sevdiğim mutlaka. usta var ama şu an için bu isimleri saymak istedim. Peki. E, ilerleyen zamanlarda mutlaka yazmaya devam edeceksiniz diye ki. düşünüyorum. Düşmez kaleme elden bir kere başladığınız zaman neler bekliyor okuyucuyu? Roman mı, öykü mü, neler deneyeceksiniz ilerleyen zamanlarda? Evet, e, ben şu anda hiçbir dosya üzerinde çalışmıyorum aslında ama e, bağımsız öyküler yazıyorum. Onları değerlendiriyorum. Yani bakalım belki şöyle olacak. Yine bir roman istiyorum ben. Romanla okurumun karşısına çıkmak istiyorum ama sürpriz gelişmeler de olabilir tabii şu an bir dosya üzerinde çalışmasam da çeşitli zihnimde imgeler dönmeye başladı. Dağınık sahneler var. Daha hiçbir biçime kavuşmadı. Yani biraz benim için de sürpriz olacak aslında. Değil mi? Gönlümden geçen roman ama bakalım. Bakalım ne olacak. Peki ee, şimdi yazmak ben de çok istiyorum mesela günü geldiği zaman ama çok da kişinin hayaldir diye düşünüyorum. Neler tavsiye edersiniz son olarak? Neler söylemek istersiniz yazmak isteyenlere? Ee, yazmanın ilk koşulu okumak. Ee, bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki popüler olanı değil edebi olanı. Evet. Yani okumalarla işte edebi ve felsefi okumalarla bir düşünce yapısı e, geliştirilmesi gerekiyor önce. Bu yapı geliştirilmeden yazılan her şey e, yani popüler kültüre hizmet eder ve e, kısa ömürlü olur bu düşüncedeyim. Yani bunun dışında okumak dışında e, herhangi bir tavsiyem yok. Peki. Yani bol bol okuyacağız. Bol bol o evet. Teknik altyapıyı düşünce yapımızı evet. oluşturduktan evet. sonra Evet. Altını eserimizi. altını çizmek istediğim popüler olanı değil, edebi olanı. Edebi olanı. olanı. Peki. Ayşegülüm, çok teşekkür ederim. Kalemimize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Diyorum. Gönlünüze sağlık. Artık bol bol eserlerinizi izleyicilerle birlikte takip edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar. Çok, teşekkürler. çok tamam. teşekkürler. Evet sevgili vizyon izleyiciler işte okumak 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 o kadar önemli ki o düşünce sistemini, teknik altyapısını oluşturmak çünkü beynimiz gerçekten bizi yönlendiriyor ve onu ne kadar donutacağımız ne kadar özgürleştirebileceğimiz sadece okuyarak karar verebiliyoruz. O yüzden bol bol okuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.